Merhabalar, merhabalar efendim. Evet, herkesime Kıbrıs Gençliği'nden, Halkın Televizyonu'ndan ben Hüseyin Kral kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum efendim. Evet, bugün haftanın son günü Cuma, 22 Mayıs Cuma ve yarın Arife, öbür gün bayram. Evet, pazar günü bayramın birinci gününü kutlayacağız. Pazar, pazartesi, salı gününü 3 gün bayramın keyfini çıkaracağız. Tabii ki kimisi bugünden itibaren belki de bugün öğleden sonra özellikle bayramın keyfini Covid-19'a rağmen çıkarmaya çalışıyor. Evet, tabii ki Covid-19'dan mücadele de devam ediyor. Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı paydaşlarıyla, kimlerle, işte Başbakan Ersin Tatar'la, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükün Uluçay'la, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kutlu Özersel ve Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi. Ve gündemde seçim yok dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimi 11 Ekim'de zaten öyle bir karar alındaydı. Evet, hiçbir parti başkanı da karşı çıkmadı mı bilmiyorum ama YDP'nin başkanı mahkemeye veriyordu bu işi. Ne dedi orada bilmiyorum tabii ki. Evet, bu arada gerçekten bence de şu an 11 Ekim güzel bir tarih ve o tarihte uzlaşma koşullar olmadığını, seçimlerin 11 Ekim'e ertelenmesi konusunda uzlaşıldığını belirtildi. 25 Nisan tarihinde yapılması gerektiğiken seçimlerdi bu. Bu arada virüs vakalarının sıfırlanmasının sevindirici olduğunu söyleyen Mustafa Akıncı, vakalar sıfırlanmasına karşın Cumhuriyet Meclisi'nin seçimlere yönelik kararının yerinde durduğuna işaret etti. Akıncı, o kararı değiştirmeye yönelik adım atmam doğru olmaz. Biliyorsun Mustafa Akıncı istifa etmiş olsa 45 gün içerisinde Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu. Orada Mustafa Akıncı da madem öyle bir karar var ben de o karara saygılıyım dedi. Ve tabii ki 8 Haziran'dan itibaren de aşama aşama açılması gündemde. Ne açılacak tabii ki? Sınır kapılarımız, güney ile kuzey arasındaki sınır kapıları inşallah hepsi açılır. Bir tek kapı kalmaz. Kapısız artık, böyle kontrolsüz, kimliksiz, bu ada bizim diyerekten gerek Rumlar gerek Türkler rahat bir şekilde dolaşım elde ederiz efendim. Ve Cumhurbaşkanı Akıncı Rum lider Anastasia ile dün telefon görüşmesi yaptıklarını ve sınır kapılarının açılması konusunu görüştüklerini hatırlatarak hükümet ve muhalefetin de sağlıkla ilgili tedbirler almak kaydıyla aşama aşama açılmaya gidilmesi konusunu benimsediğini söyledi. Akıncı 8 Haziran tarihinde adım adım açılma konusunda tereddüt olmadığını dile getirerek en fazla dikkat edilmesi gereken hususun sağlık olduğunun altını çizdi. Rum tarafının da sağlık açısından rahat olmak adına geçişlerde test sonucu görmek isteyebileceğini belirten Akıncı, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı baktığımızda dönüşler içinde bir düzenleme isteyebileceğini belirtti. Evet, biz tabii ki canlı telefon bağlantılarımız var. Bayram dedik adına. Bayramda ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bayramda işçiler parasız dolaşacak. Bakalım bu konuda ülkenin en büyük sendikalarından Türksen Genel Başkanı Sayın Aslan Bıçaklı neler söyleyecek efendim? Sayın Aslan Bıçaklı merhabalar. Merhabalar sevgili kral, kolay gelsin. Çok teşekkürler sizlere, asıl kolay gelsin efendim. Evet, bayram cumartesi günü, yarın Arife, pazar gün bayram. Ve işçi, özellikle kamuda çalışan işçi, özelde çalışan işçi parasız bayrama giriyor. Belki de ilk kez bu kadar parasız bayrama girecek bir işçi sınıfı var. Neler söylesin Sayın Başkan? Evet, şimdi elbette ki herkesin, başlangıçta da söyleyelim, atlamayalım. Herkesin bayramını kutlarız. Sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim herkese. Evet. Ama insanlar bayramı yapabilmek için, mutlu olabilmek için elbette ekonomik yönden de insanların durumu iyi olması lazım. Evet. Şimdi bizim ülkemizi yönettiğini iddia eden bir hükümet var ortada. Evet. Hükümet var ortada. Ve koronanın eskiden dedem derdi korona. Koronanın arkasına saklanarak
manayı buldular şimdi. Vur, vur palayı garibana, vur palayı işçiye, vur palayı memura, vur palayı emekliye, kendileri oturduğu yandaşlarıyla seyrederler. Şimdi bakın sevgili kral, bir şey özetle şunu söyleyeyim. Yani tamam, yani bu ülkede işte koronavirüs geldi ve işte ekonomik sıkıntıya da girdik. Tamam, fedakarlık yapalım. Tamam, yapmadık mı? Ama yaptı. Kim yaptı? Ama fedakarlığı kim yaptı? Şimdi bunu açayım biraz. Fedakarlığı çalışanlarla, bak çalışanlarla, başta özel sektör çalışanları olmak üzere, çalışanlar ve emekliler yaptı. Başka kim fedakarlık yaptı bu ülkede? Bana anlatsınlar. Yeah. Mesela örneğin sermayeden, sermaye sahiplerinden ne kadar katkı aldılar? Ne kadar ek kesinti yaptılar? Yoksa artı olarak daha ödedikleri primler, vergi bağışıklıkları vesaireler devam etti. Kendileri açıklama yapar. 7 milyon euro, 5 milyon euro, 26 milyon euro bilmem ne alacağı var sermayeden de alamaz. Evet. Şimdi bunlardan alacaksınız. Tek taraflı fedakarlık olmaz. Kusura bakılmasın. Ben buradan sorayım. Devleti yönettiğini idare eden mekanizma, yani hükümet ne kadar fedakarlık yaptı? Ben soruyorum ya, buradan hükümet edenler ne kadar fedakarlık yaptı? Yani ne hangi kasalarını işte boşalttı, hangi ne yaptılar yani? Ben bunu soruyorum. Mercedes'lerini sattılar. Müdür müsteşar atamalarını kestiler, vazgeçtiler. Ankara'ya bir hayli, dünyanın bir hayli yerinde temsilcilikler varmış. Boşu boşuna para. Onları kapattılar. Toplamaları gereken vergiyi topladılar. Topladıkları verginin üzerinde sermayeye verdikleri primler, enerji bağışlamaları, vergi bağışlamaları, sigorta ihtiyaçlandı fonlarından bağışlamalarından vazgeçtiler. Ne yaptılar? Burada fedakarlığı, kusura bakmasın hiç kimse, bu ülkede başta özel sektör çalışanları, kamu çalışanları ve emeklileri yaptı. Başka kimse bu ülkede fedakarlık yapmadı. Ve sen oturacaksın, diyeceksin şimdi, ne yapayım? Ben 500 milyon ayda gelirim vardı devlet olarak. 250'ye düştü. Ne yapayım? Onun için bunu vereceğim size. Nenem de yapar böyle hükümetçiliği, nenem. 90 yaşındaki nenem de yapar. Bakar o işte kasada ne kadar varsa, bunu da alayım size. Gerisini de gidin borçlanın, akıl da verirler. Üstünden akıl da verirler insanlara. Gidin diyor borçlanın. Bak. Evet. Kim ödeyecek? Nenem mi ödeyecek o borçlanılan parayı? Sen devlet olarak mı borçlanman? Ha? La akıl verin, ona buna gitsin borçlansın. Dolayısıyla... Yani 15 ayda diyor borçla. 15 ay büyük para. Sonra... Ne kadar rakam borçlanacak ki 15 ay, 6 ay öteleme, 9 ay içerisinde ödeyecek aldığı parayı. Zaten kazanıyorsa ne borçlansın adam? Ya kardeşim, sen benim maaşımdan, hak ettiğim maaşımdan bana kesinti yapacaksın. Ondan sonra da beni yollayacaksın bankalara, faiz altında ezileyim ve borçlanayım. Ya yok, benden kesinti yapma, sen git borçlan. Allah alemin akıllısı sensin yani. Sen benden kesiyorsun, beni online bankaya. Bakın arkadaşlar, beni dünyalar insan alır her gün. Adam diyor ki 6500, 7000, 7500 maaşım vardı benim. Düşürttüler bana 5000'e. Evet. Benim bu maaşıma güvenerek ben gittim araba aldım, daire aldım. 3000 lira ayda kira öderim, taksit öderim. Evet. Düşürttü bana diyor adam 5000'e. Tamam, döndüm ben bu 5000 içinde şimdi 3000 lira borç öderim ayda. Kaldı bana 2000 lira. Bana biri anlatsın diyor, 2000 lirayla nasıl geçineceğim? Tamam ya, fedakarlık yapmamız lazım mıydı? Tamam yaptık. Evet. Fedakarlık yapalım yaptık. Biz yaptık ama. Yani özel sektör çalışanları, kamu çalışanları, emekliler dahil olmak üzere biz yaptık. Yani emek sınıfını temsil eden insanlar olarak biz fedakarlık yaptık. Siz hükümet olarak ne fedakarlık yaptınız? Sermayeden ne kadar para aldınız? Almanız gereken... Ha bir dakika. Yani sen şimdi
otellere, üniversitelere, oraya buraya hala da primlerini vereceksin. Hala da elektrik paralarının yarısını devlet olarak sen ödemeye devam edeceksin. Hala da devletin verdiği aracılardan maskaralık olan kiraları bile alamayacaksın. Evet. Toplaman gereken vergiyi toplamayacaksın. Ve sonra geleceksin dedin de biraz daha fedakarlık yapalım. Şimdi bak sana söyleyeyim sevgili Gülay. İlk defa senin programına söyleyeyim. Çünkü biraz önce alındı karar. Bir iki saat önce. Bir takım duyumlar alırız. Bir iki günden beridir. Efendim paraları yeterli değilmiş hala daha. Evet. Ve çalışma yapar arkadaşlarımız. Bu kesintiler en az 3 ay daha veya bilemedin yıl sonuna kadar devam etsin. Yok kardeşim. Yok dur. Evet. Orada duracaksınız. Orada duracaksınız. Biz fedakarlık yaptık çalışanlar ve emekliler olarak. Şimdi sıra sizde ve sermayedar yandaşlarınız olan sermayedarlardadır sıra. Onlar da fedakarlık yapacak. Akıl üretmeyecekler sabahtan akşama kadar. Ben buradan Sayın Tatar'a sorarım. İkimizi birden bağlayın bu yayınlara ya. Ya çağıramazsınız bizi oraya, en azından telefonda olsun bağlayın bizi ikimizi birden. Sorayım ben ne? Ersin Bey. Ersin Bey. 72 defadır sermayenin temsilcileriyle bu hikayenin içinde toplantı yaptın. Hala daha yapan sermayeye ne kadar vergi bağışlayacaksın? Ne kadar katkı vereceksin fonlardan? Ne kadar indirim yapacaksın ihtiyaç sandığı bilmem nereden? Ne kadar sigortaya ihtiyaç sandığı 15 gün yatırsın, bir hafta yatırsın diye şart koşacaksınız, konuşma yapacaksınız. 72 daha toplantı yaptılar. Sermayenin temsilcileriyle. Benden sonra Ersin Bey'i de bağladı. Sorgana benim adıma hiç olmazsa sen sendikalarla kaç tane toplantı yaptı? Sorgana. Hiç. Bir defa bile yaptı mı? Aha ben sorarım bulaştan sana. Ben Türkçe'nin genel başkanıyım. Uluslararası temsiliyeti olan tek örgüt. Evet. Beni bir dakika bile bir toplantıya çağırmadım. Ne var bizim çalışanlarımız, bizim üyelerimiz, çalışanların temsilcilerine toplantı yapma ihtiyacımız yoktur. Bize sormak yoktur, bizim düşüncemizi almak yoktur. Ha siz yanında sermayedarlarınızı çağıracaksınız her gün. Ticaret odasını, sanayi odasını, bilmem ne odasını çağıracaksınız her gün. Ve orada birbirinize akıl vererek memleketi nasıl idare edeceğinizi çağıracaksınız. Ve onlar da memnun değil. Görüyoruz açıklamalarını. Tamam sonra da ben soruyorum buradan ya. Ersin Bey. Beni duyarsa 500 tane müdürü var, danışmanı var. Baş danışmanı var, bilmem ne var. Bir ay danışmanı var. Danış deli olduk memlekette. Ben buradan sorarım. Herkes beni duyar herhalde. Birileri duyar. Seslensinler de soruyorum. 70 defa sermayenin temsilcileriyle toplantı yaptınız. Ne yapacaksınız diye. Bir defa bile sendikalarla toplantı yaptım mı? Bağlayın ben ondan sonra sorun gene bakayım. Bir defa bile benim inan değil ama sendikalarla toplantı yaptım ya bir defa. Ya İLO kurallarına göre çalışma hayatında ve her ülkede İşçi, işveren ve devlet temsilcileri var. Üç ayak var. Sen oturacaksın sermayenle beraber, istediğini yapacaksın, emekçileri de istediğin gibi döveceksin. Ya şimdi çalışma yapan sen, efendim işte daha parayı yeterince para toplayamazmış maliye, da bu kesintilerin iş devam edecek. Hadi hot bir meydan be. Aa bak buradan söylerim. Hot bir meydan. Bir daha söyleyeyim. Hot bir meydan. Hadi alsınlar böyle bir karar. Bugün alınan kararı sindikasyon torununa söyleyeyim, açıklayayım sen de iddiada, herkes rahat etsin. Biz fedakarlık yaptık. Mesela sermaye ve yandaşları evet. Ve hükümet artık fedakarlık yapacak. Eğer böyle bir karar alırlarsa ve hala daha insanların şu anda sıkıntıya soktukları insanların özel sektörün, kamu çalışanının, emeklinin maaşından hala daha vatandaştan yetki almadan yaparlar. Buna anayasa aykırıdır. Onu da söyleyeyim peşinen. Biz mahkemeye de başvuracakken o da ayrı bir şey ama evet. Bu genel grev sebebidir. Anlaşılmadı. Eğer bu kararı alırlar ve eğer bu uygulamayı tekrar devam edeceklerse
bu genel grev sebebidir. Yani. Genel grev sebebidir, çalışma barışı alabora olacak. Türkçe konuşurum. Çalışma barışı alabora olacak. Sendikal platform bugün aldığı kararları biraz önce açıklamalar basına düşmüş evet, olmak lazım. Evet, evet. Evet. Devam bu edelim. Genel grev sebebidir. Sevgili Kral, yok. Bizden artık yeter. Bizim yapabilecek çalışanlar ve emekliler olarak bizim bu ülkeye yapabileceğimiz fedakarlığı yaptık. O birileri de yapsın, başkaları da yapsın. Hiç yapmayanlar yapsın. Hala da ona buna prim vereceksin. Hala da onun bunun vergisini alamayacaksın. Hala da ona buna prim bağışlayacaksın. Sermayeye prim bağışlayacaksın. Sigortayı tersanayı yatırmamak için karar alacaksın. Ne oldu, kıstırdın bizi, yasa gücünle kararını mı alacaksın? Her iki günde bir yasa gücü kararını alacaksın. Yasa gücünle kararını daha döveceksin çalışanı bu memlekette. Dövmeye devam edeceksin. Sen zaten ben bunu söyledim ben de be. Kapılar kapalıyken, Ganceli kapalıyken söyledim. Evet. Bu Ganceli açılacak dedim. Ama beni duyman sen. Ve bir de bana cevap vereceksin. Her iki de bir de sen de bakanların da. O bıçaklıya söyleyin de uzaktan gazete okumak olaydır. Bekle de yanına geliyorum da okuyayım sana gazeteyi. Bekle. Bekle de bayramdan sonra yakından okuyacağım gazeteyi de o zaman anlayacaksın. Uzaktan madem anlamadın gazetimi yakından anlayacaksın. Bekle geçsin bayramı. Ha buradan söylerim. Hadi demesinler bunu. Evet. Hadi demesinler de görelim. Ama ne oldu ya, ama memleket biri zannetti ki biri bu basından biraz kaldı gene. Yanlışlığından geldin yani, sen yanlışlığından seçildin de geldiysen oraya yanlışlığından. Daha hükümet oldun, bakan oldun, başbakan oldun. Ne var, sen zannettin istediğin gibi padişah gibi sen bu memlekette alacaksın eline değneği ve döveceksin çalışanı sabahtan akşama kadar. İnsanlar evine ekmek götüremez be. Hala da maske yaparak uğraşta. Tabii hep saklanıyoruz. Para yok. Bulacaksın canım. Bulacaksın canım. Bak ne derim sana. Bulacaksın canım. Bulacaksın canım. Nereden bulacağını da söylüyorum sana bak. Nereden bulacaksın? Bak ne kadar iyi niyetliyim. Sana nereden bulacağını da söylerim. Sana diyorum ki sermaye verdiğin bağışlarını da vazgeçeceksin. Hala da prim ödemekten vazgeçeceksin. Hala da katkı vermekten sermayeye vazgeçeceksin. Sermayeden alman gereken vergileri alacaksın. Devletten beleş beleş kiraladığın arazilerin ve yıllardır alamadığın kirasını bile beleş kiraladığın yedeyi, onu bile alamadın şu. Onları alacaksın. Sen de fedakarlık yapacaksın. Memlekette sen bütün dünyada temsilciliği var. Şimdi nerede senin de temsilciliğin var senin bütün dünyada? Ya trilyonlardan lira harcayacaksın. Onları da yapacaksın. Her gün müdür müsteşar atamaktan vazgeçeceksin. Ne oldu? Partilinin müdürünün çocuğu Ankara'da okul kazandı diye sen anasını babasını da ateşe yapacaksın, yollayacaksın, ona da para var. O çalışana emekliye geldiğinde para yok. Yok canım, bulacaksın canım, bulacaksın. Bulamazsan gideceksin, başkası gelecek, bulacak. Yeah. Yani sen şimdi bak, ama yaptıkları işe bak, iki aydır yaptıkları işe bak. Ya anladın, yani insan artık burama geldi ha. 1500 sene katkımış verirler insanlara. Ezdiler elediler insanların canını ya. Ezdiler elediler insanların canını. Önce ne dediler? Sevgili Kral, senden bir ricam var. Eğer sen bu konuların da takip ediyorsunuz basın olarak. Eğer ben bu yaptığım konuşmalarda, açıklamalarda yanlış, hatalı, eksik bir şey söylersem ben senden rica ediyorum. Diyeceğim bana ki Sayın Bıçaklı bir dakika dur burada, yanlış söyleyin diyeceğim. Zaten varsa tamam. Bir şey bulunuyor. Senden rica ederim. Bak, oturdu bu hükümet ilk kapattıklarında kapıları, pencereleri ne dediler? Tamam ya, biz kapattığımız iş yerlerine, bak, alın kayıtlarınızı, bakın lütfen rica ederim. Bakın inceleyin. Evet. Kapanılan iş yerlerinde çalışanlara 1500 TL katkı verecek devlet olarak dedi. Evet. Doğrudur. Ne oldu? Devlet vermedi o parayı ha. Bir dakika dur. Evet. Herkes bunu bilsin. O para devletin kasasından ödenmedi. Aynen. Bu işçi fonu olan İDEME fonu, yerli işçiyi destekleme fonundan verdiler. Yani gene işçilerin fonundan ödediler bunu da. Yani. Devlet kasasından vermedi. Yani orada da fedakarlık yoktur. Yani devlet burada da fedakarlık yapmadı. Gönlüden evet. Dediler ki bakın kapalı olan işçilerine verecek. 24 saat sonra olmadı.
Tamam verecek ama turizm çalışanları, kumarhaneler, taksiciler, hukukçular, ne bileyim, mimar, mühendisler, şunlar, bunlar içinde değil. Bunlar hariç, dediler. Hop bir bağırma çağırma oldu memlekette, haklı olarak. Evet. Dur dedi, tamam size verecek. Size verecek ya, bağırmayın, tamam. Ama önce dediler ki, KKTC vatandaşları ile TC vatandaşlarına verecek bu 1500. Evet. Ben de dahil olmak üzere birçok sendikacı dedi ki bu ırkçılıktır. Olmaz bu. Eğer bu ülkede çalışma izni varsa ve sigorta yatırımı varsa insanların, Pakistanlıdır, Hindistanlıdır, İstanbul'udur, Adanalıdır, Ankaralıdır, Lokoşalıdır, ayıramayın sen adamı. Yoktur böyle bir şey. Evet. Bunun adı ırkçılık olur. Hop 2 gün sonra cevap verirler bize. Yanlış anladı bu sendikacılar gene. Ne için yanlış anladı? Onları da verecek ya. O da siz yanlış anladınız. Maalesef. Ama ilk gün ben açıklama yaptım da ertesi gün açıklama yaptım da der ki ya KKTC ile TC'lere verecek. Çünkü KKTC ile TC arasında işbirliği protokolü vardır da onun için bunlara verecek. Onun için Hindistanlı, Pakistanlı bilmem ne üçüncü ülkeleri yoktur. Onun için veremeyecek. O 48 saat sonra yanlış anladık. Biz onlara da vereceğiz. Tamam hadi onlara da vereceğiz. Hop geldi size de verelim. Tamam. Sonra dediler ki gazinolarda çalışanlara vermeyeceğiz. Niçin? Niçin onlar çalışan değil? Niçin vermeyeceğiz yani anlamadım ben. Evet. İşleri kapalı mı? Evet. Çalışan mı bunlar da? Evet. Serafim yatırırlar mı? Evet. Niçin vermeyeceğim onlara? Onların ustaları zengindir ödesin onlar. Allah Allah bu nereden çıktı ya? Bu nereden çıktı ya? Ne oldu? Sonra dedi ki tamam ya hadi yanlış anladın. Siz hadi onlara da verelim gene. Ama onlara 800 TL verecek. Niçin? Hangi kitap yazar bunu? Birine 1500, birine 800. Hangi kitap yazar bunu? Evet. Ama şartımız da var. Nedir şartın? Gazinocuların sahiplerinin devlete borcu varsa ki vardır diyor. Bak varmış evet. Yani borçları devlete. Evet. Borçlarını ödemezlerse çalışanlarına 1500 TL, 800 TL katkı da vermeyecek. Allah Allah. Ya sen devlet değil miyim? Alacağın var. Gazinocuların alamam. Da söylene ut. Yani ayıptır ya bunu söylemek. Yani alacağın var da vermezler de alan. Git al. Çalışanın ne suçu var burada? Döndüler dediler ki bunun dışında üniversitelerde çalışanlara, mesela limanlarda çalışanlara vermediler. Niçin? Limanlar da kapalıydı. Bana bağlı yerler vardı. Liman sınırı Mausa'da. O da liman da kapalıydı. Haftada bir gemi gelerek yavlar yakar gider ondan adam işte bir saat, iki saat uğraşta kalsın kapalıydı. Size veremeyik. Niçin? Siz ayrı bir iş yerisiniz, siz ödeyin çalışanlarınızı. Ya sen devletsin, ha? Sen kural koydun kapattığın iş yerlerindeki çalışanlara 1500 TL vereceksin. Ne giriyorsan, ne giriyorsan gülürün şimdi. Yok ona verin, yok ona vermeyin. Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. 50 defa kara değiştirdiniz. Ha? 50 defa kara değiştirdiniz. Yeah. 1500 TL'yi aslında. Buna rağmen Hala daha 1500 TL'yi almayanlar var bilirsiniz değil? Var. Geçen evet. Gün Sayın Bakan açıklama yaptı. 3 gün evvel. 800 kişide kimlik numaraları ve hesap numaralarında yanlışlık olmuş 800 kişinin. Onun için onlara ödenemedi diye. Ben takip ederim ha. Benim kızımla dahil. Tamam. Ama dur bekle. 800 kişiye dedi. Böyle bir hata oldu işte numaralarda. Daha ondan dolayı. Evet. Tamam. Ertesi gün takip ettim. Bu 3000 kişidir bunlar dedi. 800 değil 3000 kişidir. Nasıl oldu ya 800'dü dün? Böyle 3000. Gecesi takip ettim. Bak yemin ederim. Gecesi takip ettim. Bunlar 3000 değil ya dedi. 2500 kişidir. Buyurun. Evet. Buyurun ya. Buyurun. Uzaktan gazeli okurum ben ha. Kimdir gazeli okuyan? Gazeli okuyan kimdir bu memlekette? Ha çok bilirsiniz siz ömrümü verdim ben çalışma hayatına ömrümü bir kişi çağırmadı beni desin be eşeğin başı bu konularda ne düşünün sen nedir önerin ne düşünün nasıl yapalım hiç böyle bir şey yok düşünün. Sonra
Sür attılar. Bak şu ana kadar devlet bir şey verdi mi? Hiç. Vermedi. İşçinin fonunu kullandılar gene. Sonra çıktı Sayın Bakan ve hükümeti, başbakanımız hep. Bir aile bakan, başbakan bizde. Evet. Çıktı ve dedi ki ya bu çalışanları bir çok düşünürük. 2000 lira daha verecek kenara ihtiyaç sandığından ama. Evet. İhtiyaç sandığında parası olanlara 5 ay süreyle 2 milyon lira, toplamda 10 bin lira para verecek. 2000 lira ayda, 5 ayda toplamda 10 bin lira her birine müracaat ederlerse, ihtiyaç sandığına borçları var yok, evet, avansallar almazlar bakılmaksızın verecek dediler. Evet. Sonra yasa gücünde kararname çıkarttılar. Yasa gücündeki kararnameye giderken kararname bakanlar kuruluna önerge gitti. Kamu çalışanları ve belediye çalışanları hariç bundan almayacak. Evet. Hem 5 ay değil 3 aylığına alacaklar diye. Evet. Önerge gitti bakanlar kuruluna. Ertesi gün resmi gazeteyi okuruk. Yok, gene vazgeçtiler. Herkes alacak ve 5 aylığına, 5 aylık süreyle herkes alacak. İhtiyaç da parası olan herkes alacak. Resmi gazeteyi okuduk. Dedik herhalde gene bunlar fikir değişti herhalde. Böyledir. Ertesi gün Sayın Bakan açıklamasını dinlerim. Resmi gazetede 5 ay açıklandı ama yanlıştır o. Nedir? Yok, 5 ay değil 3 aylığına verecekler. Bakın, bakın ya, yani anlarsınız değil, anlarsınız değil, sen ne gülün halimize. Yani şimdi, evet, ne yapayım? Tamam, 5 ay değil 3 ay, 3 ay dinamış, ne yapayım şimdi sen? İhtiyaç sandığındaki parası olanlara, yani senin bende de paran varsa, çekebilirim zaten, biri vermez de sağ olun. Yani biri sana yardım etmez de sağ olun, sen kendi bende de paranı çekin ya, tamam. Dediler ki tamam ya 2000 lira ihtiyaç da parası olarak 3 aylık süreyle vereceğim. Şimdi başladığımız acılaklar. İnsanlar yani kendi ihtiyaç da banka gibi çalışır. Kendi paralarını güvenlikten alsınlar. Yani geleceklerini şimdiden yemeye başlayacaklar onda da. Ama aslında konu böyle. Peki burada soruyorum. Devletin burada fedakarlığı ne? Burada devletin katkısı ne? Çalışana özel sektörde yakamada ya nerede? Buradaki devletin katkısı var mı? Gene yok. Bir dakika be kardeşim ya. Bir dakika be kardeşim. 1500 TL'leri ödeyeceğim dedin. Devletin kasasından bir kuruş vermedin. Devletten para yok. Burada, devlet burada fedakarlık yapmadı. Şimdi 2000 lira vereceğim diyorum. Sanki birim ulaşım cebinden veriyor. Adam kendi parasını gibi rezalet ederse isterseydi zaten alırdı yani. Herkes daha evvel de alırdı. 2000 değil zaten paran varsa şeyde 30 bin 50 bin de alabilirdin avans. Yeni bir şey değil yani. Yeni bir şey değil yani bu. Evet. Bu benim paramdır. İşçinin benim paramdır. Bankadaki paramdır. Lazım ettiğinde bana giderim çekerim sana ne? Burada yani sen bir şey mi yaptın yani şimdi? Dolayısıyla burada da devletin fedakarlığı yok. Devlet gene elini bir şeyin altına sokmaz. Ve çıkan sen her gün şimdi daha bunlar da yetmezmiş gibi sen çıkan neyden ki ama bu arada da sevgili kral bu arada da lütfen bak sen de giden markete ben de herkes gider. Bu arada marketlerdeki fiyatlar da aldı başını gider. Döviz aldı başını gider. Aynen öyle. Hayat bağlılığı insanların alım gücü neredeyse bu son 1-2 ayın içerisinde zaten maaş almazlar, eksik maaş alırlar evlerine. Neredeyse %30-40 oranında da alım gücü insanların düştü. Onu konuşan, onu söyleyen yok. Param yoktur. Her ikide bir de para olduğu kadar vereceğim. Yok, onun önemi de yapar. Yani para ben ne kadar toplarsam onu da alacağım. Yok abi, öyle bir şey yok. Yani onun enem de yapar, dedem de yapar. Öyle hükümetçiliği. Yani ne kadar para gelirse al sen de 5 liracık, al 2 liracık da sen de idare edin. Yok, öyle değil. Sen alacağını alacaksın, borçlarını toplayacaksın. Hala daha sermayeye
üstünden para vermeyeceksin, prim vermeyeceksin. Hala daha sermayenin elektriğini ödemeyeceksin. Sen Aksa'ya 28 bin milyon dolar hala daha parayı vermeyeceksin. Vermeyeceksin. Aa, şimdi olağanüstü durumdur, keseceksin o parayı. Hala daha bunlara para vermeye devam edeceksin, alacaklarını almayacaksın. Bu anlattıklarımın dışında döneceksin, dolaşacaksın, gene geleceksin çalışanlara ve emeklilere. Yok canım. Hangi tarihte başladı bilmiyorum ama herhalde bir 30 yılı aşkındır tahmin edeyim. Kamuda çalışan işçilere bayramlık ödeneği, iki bayramda ödeniyordu. Üçte bir maaş mı, dörtte bir maaş mı ne bilmiyorum tam. Ben işçi olmadığım için. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor işçiler. Evet. Ve yasal olmayan bir şeydi. Ve paramız yoktur. Ayağı altında yani bu. Tamam ya, yarın bize de yarın isterlerse derler ay başında paramız yoktur, maaşları da o demek. O ona hazırlanlar herhalde diye düşünüyorum. Ha? Ama gara Mercedes'e binip yorulamayabilirsiniz. Evet. Gara Mercedes'e de binip yorulamayasınız bütün gün bütün gece. Onda bunda yemeler içmeler devam etsin, onları bilirsiniz. Evet. Onları bilirsiniz. Ama bakın, devlet işçilerinde bayram yardımı kaç senedir bilirsiniz, ben size söyleyeyim. Başlangıcında ben yaptım onu, ben gene ben yaptım. O zaman TÜRKSEN'e bağlıydı, YÖNSEN vardı, yönetim işçileri sendikası. Evet. O zaman kamu iş mamu iş yoktu. Bu sayı sana söylediğim 78'li yıllardır. Evet. 78 bakın, 78, 1978. Evet. Salih Coşar Maliye Bakanı. Salih Coşar Maliye Bakanı. 1978 devlet işçileri toplu sözleşmesini imzaladığımızda, o zaman insanlara sırf bir sosyal yardım, sosyal katkı olsun diye bayram yardımı yapıldı. 78'den evet. Bugüne kaç var? 40 sene, 42 kaç? 40 senedir uygulanan bir şeyi sen şimdi şeye param yoktur veremem. Budur yani, bu hükümet etmen yani senin hükümetçiliğin budur. Param yoktur veremem. Ekmek diye yani ben sen gideceğim eve şimdi ben. Param yoktur, aç kalın evde çocuklar, ekmek getiremem size vereceğim. Bu ne ya? Bu ne? Paran yoktur ha? Anladırım sabahtan beri diyor, haftalardır anladırım nasıl para bulacağını. Sen gene bulamadın, paran yoktur. Man nere yoktur ya? Çalışana geldiğinde para yoktur. Özel sektör çalışanına katkı yaparsın, para yoktur. Sayın Bakan, diğer tarafta. Para yoktur. Ama sen hala da müdür müsteşarlarını, Mercedes'lerini, bilmemlerini, temsilcilerini onda bunda har vurup harman savrasın, para vardır. Evet. Sayın Bakan, sermayeli bir para istersin, bir ne varsın, para vardır. Evet. Böyle ama yoktur abi. Aynen. Sen böyle diğer yoktur. Tarafta. Bulacağını diyeceksin, bir şey söyleyeyim. Beceremezsen sevgili Yüral, beceremezsen yönetesin, beceremezsen bırakacaksın. Evet. Ben öğrenemedim abi, ben özür dilerim sizden. Halkımdan özür dilerim. Ben yapamadım bu işi diyeceğim. Çekileceksin bir kenara. Evet. Çekileceksin bir kenara. Beklemeyeceksin halk yılçın atsın seni oruçtan. Sen kendin çekileceksin, kendini sorry be yavaş diyeceksin. Ben yani düşünemedim, bana ağır geldi, bu yük kaldıramadım. Çekiliyorum ben bir kenara diyeceğim. Çekilip gideceksin. Gelecek başkası yapacak kardeşim ya. Nedir yani bu, anlamadım ben. Evet. Anlamadım. Nedir bu inadın, ısrarın, padişah gibi oturayın oruçta. Ben yasa gücünde kararımı alırım. Yahu dünyanın neresinde vardır yahu? Bakın ekonomiye para pompalaması lazımdır şu anda bu hükümet. Rum tarafı da dahil olmak üzere, Türkiye dahil olmak üzere. Hangi ülkede maaşlarda kesinti yapıldı ya? Ya bir şey söyleyeyim size. Maalesef. Eğer kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve emekliler, yani sonuçta bütün çalışanlar ve emekliler maaşlarını bir tamam almazsa bu ekonomi çökecek. Ne için? Çünkü ben tam maaş almazsam evime boya yaptırmayacağım. Koltuk döşetmeyeceğim. Ayakkabı almayacağım. Gancellim kırıldıysa bırakacağım. Bir ay tam mal kalsın, öyle gürük kalsın diyeceğim. Bilmem ne yapacağım. Yani para harcamayacağım. Harcamadığım için bu da özel de çalışmayacak. Bu da gümrükler de çalışmayacak. Yani ekonomi dönmeyecek. Ya bunu bile anlamıyor ya insanlar. Anlamıyor. Bir de ekonomi mezunuymuş da başbakan. Ekonomiden çok anlar. Aa, belli ne kadar anladın. Ya daraldık sonra ekonomiyi. Ben buradan soruyorum. Ben ekonomistleri de dinlerim. Ekonomist arkadaşlarım var. Onlarla da sürekli görüşürüm. Ya piyasaya para bombalayacaksın ya. Şimdi sen
Çark dönsün bu ülkede. Çünkü şu anda turizm çalışmaz, öğrenci çalışmaz. Biz bize geldik bunun içinde. Tamam, çalışana, yani özelde veya kamuda veya emekliye fark etmez. Aldığım aşırı yarı yarıya kes. Nasıl dönecek ya Çark? Ben atlet alayasam almayacağım, şorts alayasam almayacağım, ayakkabı alayasam almayacağım. Dolayısıyla o da çalışmayacak, onun yanındaki de çalışmayacak, o kirayı ödeyemeyecek. Mal sahibi bankayı kirasını, borcunu ödeyemeyecek ve çökecek ekonomi. Ya bunu bilmeyen var mı ya, anlamadım. İkinci bir şey, sizin bir de diğer koltuğunuzdaki Karpuz Kulüpler Birliği Başkanlığınız da var. Futbolumuz inşallah 18-19 20 Haziran gibi bir tarihte başlayacak, gözümüzün pası gidecek. Ama sizler de Kulüpler Birliği'nin, hatta az sonra bağlanacağız, federasyonların da, spor federasyonların da hiçbir şey almadı onlar hatta. Ama hep derler ki, söyle adını, çekler hazırdır, çekler hazırdır, çekler hazırdır deniyor ama bir türlü ödeme yapılmıyor. Evet. Şimdi sevgili kral, ona geleceğim ama istersen ülkeyi de bir haftadır derinden yaralayan bir mesele var. Buyur. Öyle çok da ya çok değilse bile iki dakika olsun ona bir değinmemiz lütfen, lazım çünkü lütfen. Ayıp olur. Biliyorsun memlekette şu anda memleketin yarısı yandı. Evet. Memleketin yarısı yandı ve şimdi ondan bundan suçlu ararık. Ben şimdi biri kasıtlı yaktıysa da ona yasal olarak cezası neyse da verirsin, cezasını da çeksin, hiç itirazım yok. Ama bütün bu yapılan yangınlar, başta Tepebaşı ormanının yanması, 500 senelik, 1000 senelik ormanın yanması, Serdarlı'da, Akıncılar'da veya diğer bölgelerde, evet, yanan yangınlar, yani biz devlet olarak gene burada bütün tedbirleri aldık ve buna rağmen çıktı bu yangınlar. Yani ben mesela sorayım, yani şimdi mesela örneğin 1 Nisan'dan itibaren gözetleme kulelerine personel alındı, gönderildi, tamamdı. Mesela bütün elektrik tellerinin altında, trafoların altındaki otlar her sene yapıldığı gibi bu sene temizlendi mi? Sorarım ya, bilmediğim için. Ama daha Ersin Bey'i bağladı, ona sorayım. Sana sorarım, sen de cevap vermen. Kral, beni strese sokan. Evet. Yani ben kime sorayım? Sana sorarım, sen cevap vermen. Ersin Bey'i bağla, ona sorayım. Soruyorum ben buradan. Trafoların atları temizlendi mi? Orman yolları greyderlendi mi, ciletlendi mi, temizlendi mi? Yoksa o bu aero vasıtaları süren arkadaşların bir kısmını başka dairelere odacı olarak mı yolladınız da bulamadınız mı? Yaptırasınız bu işleri. Mesela kamera sistemi vardır. Aynı anda 950 milyon euro harcanarak kurulan orman dairesinde bir kamera sistemi var. Tabii. Bütün ormanları anında görür. Bu sistem çalışmazmış, yeni öğrendik. Niçin çalışmaz? Niçin? Helikopter aldın sen, kiraladın mı? Yok. Peki bu yangınların çıkmaması için bütün tedbirleri aldığında çıktı bu yangınlar? Yok. Sorumlusu kimdir? Kim bunları ihmal eden kimdir? Ama neyi yönedin yahu sen? Allah aşkına, Allah'ın aşkına, Allah'ın aşkına. Ya bir devlet düşün sevgili kral, bir devlet düşün sen ki. Havaalanı yok ya. Hava yolu yok. Suyu yok. Elektriği yok. Yolu yok. Ormanların içini temizleyecek bir şeyi yok. İlgileneni yok. Arayan kamera sistemi kurar 950 milyon euro. Ve bu sistem bozulmuş da onaran yok. Bak 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 sen şimdi. Bak. Ve gelen sen mavi hükümetçilik oynayacağım memlekette. Ondan sonra yandı 500 bin senelik ormanlar. Sözse de yok. Allah razı olsun, can kaybı yoktur. Çok sevinçliyik. Ben üzüntülüyüm vallahi. Ben de. Ben Tepebaşı'nın ormanı içinde büyüdüm. Çocukluğum hep ormanına geçti. Benim ailemden ölmüş gibiyim ben bir haftadır. Gittik kat kravat oraya kara meselesiyle inceleme yaptılar ve kaçtılar. Tamam da bunun tedbirini aldın mıydın sen? Sorarımsa ormanları temizledin, orman yollarını temizledin. Yok. Yol kenarlarını temizledin. Neyse kısacası hiçbir şeyimizde hayır yok. Bakın ben buradan söylerim. Barajda su bitti arkadaşlar. Bakın.
Ben geçen haftadan gittim. Baraj da su diptedir. Dipte. Sizin evinize çeşmeden su akarken kum ve toprak akmaz mı arkadaşlar? Anlamadım ben. Benim her hafta makinelerim bozulur evde. Açarım suyu, cümle kıyamam, cümle kum dolar. Nereden gelir bu su? Evet. Barajdan yoksa eski kuyulardan da bize 7 lira tonu harada satarlar. Ne, nasıl? Bunlara kim bakar? Kimse. Bunları kim kontrol edecek? Kim bakar? Hiçbiri. Boş ver. Neyse, beni daha fazla krize sokma sevgili kral. Evet. Sorun son sorduğum soruya da cevap vereyim. Kutbolumuz başlıyor. Allah kısmet ederse bir aksilik çıkmazsa, o güne kadar bir pandemi yaşamazsak futbolumuz başlayacak. Neler söylesin Sayın Başkan? Şimdi söyleyeyim. Şimdi inşallah yani sağlık yönünden, pandemi yönünden bir sıkıntı yaşamayız. Ki o konuda da başta doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu başarı halkımızındır. Kimse üstüne mal etmeye çalışmasın. Bunu da. Evet. Şu anda iyi giderik. Doktorlarımızın, hemşire sağlıkçılarımızın ve halkımızın sayesinde iyi giderik. İnşallah böyle giderse muhtemelen 20 Haziran'da futbol başlayacak. Lig kaldığı yerden devam edecek. Bu arada bu ligin devam etmesi için biz Kulüpler Birliği olarak ayrıca federasyonla ve ilgililerle görüştük bu konuyu. Devlet katkısının da devam etmesi gerekir. Evet. Biliyorsunuz Nisan'da ikinci katkı alınması gerekirdi. İkinci katkı henüz ödenmedi. Ama bize gelen bilgide diğer federasyonlara da daha birinci katkıyı da ödememişler. Aynen öyle. Tamam. Şimdi bize geçen gün verilen bilgide diğer federasyonlarının birinci katkısı, futbolun da ikinci katkısı bugünlerde, bu hafta, önümüzdeki hafta da bayramdan sonra ödeneceği konusunda bilgimiz var. Bilgimiz var demeyeyim, zaten bunu Sayın Başbakan kendi televizyonunda, kendi dediğim yani BRT, artık bunların BRT babalarından mirastır ya genlere. BRT hükümet edenlerin ve BRT'deki BRT'deki baş yöneticilerin babalarından miras kaldı genlere BRT diye. Yalnız onlara söylerler. Biz mesela BRT'ye giremeyik. BRT'ye bağlanamayık. Yasaklıyık. Çünkü bizim babamızdan miras kalmadı bize BRT. Babam da suçlu. Bir şey televizyonu ona bırakaydın be baba. Giderken Allah rahmet eylesin. Bak adamlara bıraktı babaları BRT'yi. İstediği gibi oynarlar üstünde. BRT'de açıklama yaptı Sayın Başbakan. Ne münasebet dedi. Bu para ödenecek. Evet. Demedi mi? Dedi. Çekler hazırdır tamam, dendi. Ödenmez. Hatta çekler hazırdır dendi. Yazılmıştır çekler dendi. Tamam, çekler yazıldıysa dedi. Bayramdan sonra versinler bize çekleri. Ne? Gene yalan söyledi. Yani iddia edersen vermeyecekler. Bilmem, görecek. Bayramdan sonra görecek. Evet. Parayı vermezlerse, bak bir şey söyleyeyim sana. Parayı vermezlerse büyük bir ihtimalle henüz daha, yani biz kulüpler olarak baktığımızda konuya, yani biz ekonomik durumuna çöktü şu anda kulüplerin. Bu para alınırsa oynayacak dedi zaten kulüpler. Yani bu parayı vermezlerse muhtemelen oynanmayacak ligler de. O zaman hükümet üyeleri kendi aralarında atacak da oynayacaklar herhalde. Evet, şimdi yanınızda çok büyük bir de güç var. Spor federasyonları da yanınızda. Bu konuda onlar da bazı şeyler, dün akşam bazı şeyler aldılar. Sonra ilk kez buradan açıklanacak onlar da. Eminim çok büyük bir güç oluşturuyorsunuz diye düşünüyorum. Abi sevgili kral, bak arkadaşlar. Bakın bir şey söyleyeyim size. Devlet yönetme oyuncak değil. Bizim devletimiz, bize derler abi devletiniz oldu, tamam. Bu devlet hukuk devletidir. Hukuk devleti demek ne demek? Bu ülke anayasası ve yasalarıyla yönetilecek demektir. Evet. Tamam. Sen istesen girebilin kakadaca anayasası şimdi. Okuyabilin sen de, ben söyleyeceğim ama. Ben beynimle söyleyeceğim şimdi. Anayasa madde 61. Bilmek isteyenler, bilmeyenler, öğrenmek isteyenler girsin. Kakadaca anayasası madde 61 ne der bilir mi? Okuyayım sana beynimden. Der ki devlet ve devleti yönetenler ülkedeki insanının ve gençlerinin spor yapmalarına tesisler kurar. Evet. Sporculara gözü gibi bakar, sporcu yetiştirir ve ülkedeki insanların spor yapmasını sağlayacak bütün gerekli tedbirleri alır der. Evet. Anayasa söyler bunu.
Yani memleketteki gençlere top oynatmak, basket oynatmak, voleybol oynatmak, bilmem cross yaptırmak, şunu yap, bu bizim görevimiz değil. Devleti yönettiğini iddia eden efendilerin görevidir. Evet. BRT'de de kendi televizyonlarında açıklama yaptılar. Sen de söyledin. Çekler hazırdır. Bu katkılar yapılacak. Yapılırsa tamam, yapılmazsa o zaman büyük bir ihtimalle, ben sana söyleyeyim, henüz böyle bir karar alınmadı ama büyük bir ihtimalle öyledir, ben nabzı aldım. Büyük bir ihtimalle bu katkı yapılmazsa bu futbol oynanmayacak. O zaman gidecek, söylerim sana, hükümet üyeleri akşamları maç yapsın Atatürk'te, herkes de izlesin, ne diyeyim yani, ben başka da diyecek bir şeyim yok. Evet. Evet, çok teşekkürler sevgili Aslanlı Çatlı. Az sonra Aytaç Karaözler, Hasan Gazioğlu, yine sporla gündemimizi yoğunlaştırdık bugün. Bakalım onlar ne söyleyecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Tüm işçi ailesinin, tüm kesimin hayırlı bayramlar efendim. Herkese hayırlı bayramlar diyelim. Herkese sağlıklı, mutlu bayramlar diyelim kral. Evet, çok teşekkürler. Evet, bu arada şöyle baktığımız zaman maçlarla ilgili, işte futbolda belirli kurallar çerçevesinde antrenmanlar hafta başından itibaren başladı. Müsabakaların başlaması ile ilgili Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun taslak çalışması sürüyor diye bir haber geldi, düştü sitelere. Evet, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 18 Haziran Perşembe günü başlaması noktasında hemfikir olmuş ve bu maç Doğan Ocak 18 Haziran 2 Perşembe günü Türk Ocağı Doğan Türk Birliği derbisi olması da ihtimal, o maçla başlayabilir ve işte saat 20'de gece maçları, gündüz oynanacak olan maçlar ise 17.45 18'de başlaması diye düşünülüyor. Evet, işte futbol geri dönüyor, biz oynamaya devam ediyoruz. Oynamak istemeyenler de, sıcaktır diye demek isteyenler de, inşallah bir pandemiye rastlanmaz tabii ki. Pandemi olmadığı sürece bu maçların oynanacağını sizlere söyleyebilirim rahatlıkla. Bu arada Lekoşa Türk Belediye Başkanı Sami Mehmet Harmancı Belediyeler Birliği görevinden istifa etmiş. Evet, Belediyeler Birliği görevinden istifa etmiş. Şöyle bir baktığımız zaman Sayın Ahmet Senaroğlu'nun Belediyeler Birliği'nde basın toplantısına tepki koyarak görevinden istifa ettiğini belirtti. Yine özel bir paylaşım var. Paylaşım Mustafa Bulutoğulları iş insanından geldi. Paylaşım olduğu için sosyal medyada okumak istiyorum. Ekteki karşılaşmadan ne çıkarmak lazım? Size söyleyeyim diyor. Ekte bir Mustafa Bey, bir şey, acı gerçek bu diyor. Evet, Türkiye Cumhuriyeti ki bana göre bu pandemi ile müthiş başarılı bir süreç yönetmiştir. Toplam bugüne kadar yaptığı COVID-19 test sayısı 1.700.000 civarıdır. Nüfus neredeyse 85 milyon. Yani nüfusun yaklaşık %2'sini taramış. Bir diğer ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nin, ne alaka diyeceksin. Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu 10 milyon. Yaptığı test neredeyse Türkiye kadar. 1.600.000. Nüfusun %16'sı bu gidişle bir aya tüm nüfusun %5'ini test yapmış olacaklar. Neyi mi anlatmaya çalışıyorum? Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kıyaslanamayacak başarısının arkasında kim var? Bilmiyor musunuz? Cephenin en önünde bir Kıbrıslı Türk doktor Erol Baysal. Evet, hem de en üst kademede süreci yöneten genetik uzmanından da bahsediyorum. Bu savaşta ülkenin en güvendiği komutanından, yani demek istediğim şu, biz Kıbrıslı Türkler gerçek potansiyelimizi yakalamak için ille de yurt dışına göç etmek zorunda mıyız? Ne güzel, tüylerim diken diken oldu sevgili Mustafa Bulutoğulları. Evet, bireyler ille de başarmak için bu güzel adadan gitmek zorunda mıyız? Niye burada yapamıyoruz, yapmıyoruz? Cevap çok basit. Hazıra alıştık da ondan. Yönetim sistemimizde radikal değişiklikler yapmazsak, hayat tarzımızı, mentalitemizi değiştirmezsek yok olmaya ne yazık ki mahkumuz, acı gerçek dedi. Evet, bizler de sevgili doktorumuz Erol Baysal'ı ayakta kutluyoruz. Evet, Aytaç Karaveziler hattımızda yanılmıyorsam. Evet, Sayın Başkan merhabalar. Sayın Kral, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nasılsın sevgili başkanım? Teşekkür ederim.
Evet, sizler de ilk günden itibaren Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyesisiniz de ayrıca zaten. Ve ilk günden itibaren kararlar oy birliğiyle alınıyor Kulüpler Birliği'nde. Ve idmanlara da başladı takımınızda. İşte az önce taslak çalışmasıyla ilgili bilgi geldi. 18 Haziran ilk düdüğün çalınması düşünülüyor. Neler söylesin Sayın Başkanım? Sayın Kral. Buyurun. Zaten 11 Mart'ta oynadığımız Moğaz Atatürk maçından sonra çalışmalarımıza tüm ülkede herkes ara verdi. Biz de Cihangir takım olarak ara verdik. Ve geçen haftaki alınan kararlardan sonra 18 Mayıs 2020 tarihinde çalışmalarımıza tekrardan başladık. Söylemek istediğim, inşallah bu süreç aynı şekilde devam eder. Yaklaşık 39 gündür bu pandemi yaşanmaz. İnşallah bundan sonra da artık bu pandemi yok olur. O eski günleri tekrardan kavuşuruz. Ama yarım kalan bu 8 haftalık bir süreç var. Evet. Ona da hep birlikte Kıbrıs Türk futboluna katkı koymak için futbolun tüm paydaşları bu 8 haftalık sürece hep birlikte katkı koyacağız. Maddi ve manevi olarak. Ne güzel. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Evet. Evet, şöyle baktığım zaman tam takım idmana iniyor, sorunsuz bir şekilde devam ediyor değil mi başkanım? Evet, evet. Şu an çok şükür olsun sorunsuz bir şekilde idmanlarımıza devam ediyoruz. Ama tabii ki ilerleyen süreçte bence diğer ekonomik şartların olduğu, işletmelerde olduğu gibi, işlerde olduğu gibi futbolda da, sporda da aynı şeylerin bizi beklediğini, ekonomik sorunların beklediğini düşünüyorum ilerleyen süreçte. Çünkü futbolumuzda bu katkılar, devletten alacağımız ikinci katkının çıkmaması, kulüplerin hiçbir gelirinin olmaması. Zaten kulüplerin geliri neydi ülkemizde? Evet. Sponsorluklar, belli başlı sponsorluklar, sosyal geceler, milli piyango biletleri gibi gelirlerimiz vardı. Fakat bunlar şimdi hepsi durma noktasına kapanmıştır. Yani kulüplerin şu an geliri noktası sıfır. Bu sıfır çektiğimiz günlerde inşallah devletimiz tekrar elini uzatır. Önümüzdeki haftalarda bu katkıların çıkacağı ve bir nebze olsun sporumuza bunu hak ederiz diye düşünürüm. Evet. Aksi takdirde bu çarkın dönmeyeceğini düşünürüm. Bizi zor günler beklediğini düşünürüm. Aynı öyle, yani Mart ayında siz de belirttiniz, 11 Mart'ta oynandıktan sonra özellikle bu pandemi sürecinde, kapalı süreçte de eldekiliği futbolcularınıza, ihtiyaçlı futbolcularınıza aktardığınızı gayet iyi biliyorum. Sadece siz değil, birçok kulübümüz aynı şekilde davrandı ve tamamen kapandığınız dönemde de sıfır geliri olan kulüplerimizin ayakta durabilmesi için kulüp daha önceden söz verilen ödemelerin bir an önce yapılması gerektiğini söylüyoruz bizler de sizler gibi. Evet. Evet, nasıl bir lig geçer sizce? Başlayacak öyle veya böyle bu 8 evet, hafta. Evet, dediğim gibi öyle veya böyle bu 8 haftayı bir şekilde tamamlamamız lazım. Ki gelecek yılın da planlamasını yapalım. Sporumuzun önünü açmamız lazım. Futbolumuzun önünü açmamız lazım. Gelecek yılların da planlamasını yapmamız lazım. Aynen. Şu an tabii ki bu hikayeli süreçte biraz moral olarak, motivasyon olarak tüm takımlar çökmüş durumdadır. İnşallah bu bayramdan sonraki süreçte hazırlıklar aynı şekilde devam edecek. Hazırlık maçlarımız var önümüzde. İnşallah o ahengi tekrar yakalarız ve biz Cihangir camiası olarak o arzuladığımız ikincilik ve üçüncülüğü bu saatten sonra yakalarız. Hedefimiz o. İnşallah diyorum ben de. Çok teşekkürler. Sayın Başkanım, kendine iyi bak. Nice bayramlar diliyorum sizin nezdinizde tüm Cihangir halkına. Ben de size teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve İslam aleminin 24 Mayıs'taki Ramazan bayramını kutluyorum. Sizlere sevgiyle saygılar sunuyorum. Sağ olun efendim. Kendinize iyi bakın başkanım. Oldu. Evet, az sonra son konuğumuza döneceğiz. Hasan Gazioğlu, dün de bağlanmıştık. Federasyonlar toplanıyor demiştik. Spor federasyonları tabii ki toplanıyor demiştik. Bakalım neler yapmışlar. Sayın Gazioğlu bizlere onu aktaracak. Tabii ki erikli suyumuzu az önce içtik ama yine dudaklarımız kurudu, ağzımız kurudu. Evet, Uludağ'ın zirvesinden
susuzluğumuzu gideren erikli suyumuz ve az sonra tüketeceğimiz ve enerjimizi yerine getirecek, enerjimizi toparlayacak olan Ritter spor çikolatalarımızdan yanımızda. Evet, tuzlu bademlimiz var ve beyaz çikolatalı fındıklı Karadeniz fındıklı efendim. Karadeniz ve Hasan Gazioğlu bakalım neler söyleyecek bizlere. Hazır mıyız? Evet, yok dedi yönetmenim de. Evet, yok başkanım. Saraç'ta KKD Yüksek Öğretim'in önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalışıyoruz demiş. Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Yetka Saraç, KKD Yüksek Öğretim'ini önümüzdeki süreçlere hazırlamaya çalıştıklarını belirtti. Evet, reklam verelim dedi yönetmenim de. Tamam dedim ben de, reklam verelim efendim. Evet efendim, saatimiz 17.35'i gösteriyor. Erikli suyumuz yanımızda dediğimiz gibi ve Ritter spor çikolatamız yanımızda. Bu arada sevgili Besim Zafersoy, herkes tanıyor Besim'i. Evet, hayırlı bayramlar sevgili Besim. Kendine iyi bak, bayramdan sonra görüşeceğiz. Nice güzel bayramların olsun sevgili Besim Zafersoy arkadaşım. Evet, ve nerede kaldık? Tabii ki Hasan Gazioğlu bakalım, dün akşam federasyon başkanları bir araya geldi. Federasyon başkanlarıyla birlikte 9 da kurum vardı. Otomobil kurumu gibi, motosiklet kurumu gibi kurumlar da vardı. Bakalım neler söyleyecek bizlere sevgili Hasan Gazioğlu. Dün akşam nasıl bir toplantı gerçekleştirdiler ve ne karar aldılar? Onlar kulüplerden de daha şey, hiçbir ödenek alınmadı. Federasyonlar sezon başından beri Eylül'de faaliyete başlayan federasyonlarımız bugüne kadar hiçbir ödenek, devlet ödeneği almadıklar. Bu konuda neler yapıyorlar, neler yapacaklar bundan sonraki süreçte, hepsini konuşacağız. Sevgili Hasan Gazioğlu, merhaba arkadaşım. Merhaba Sayın Kral, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, dün de beraberdik tabii ki. Bugün dün akşamki toplantı öncesini konuştuk. Şimdi de toplantı sonrasında neler yaşadınız ve ne kararlar alındı? Biliyorsunuz dün bahsetmiştim size. Bir niyet ortaya koyduk federasyonlar olarak. Evet. Dün akşam da ilk online toplantımız sonrası yüz yüze bir toplantı gerçekleştirmek istedik. Ne güzel. Doğrusu arzuladığımız katılımı sağlayabildik mi? Sağlayamadık. 12 federasyon ve 4 motorspor kurumuyla gerçekleştirdik toplantımızı. 12 federasyon. Şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Mazeret bildirip gelemeyen arkadaşlarımız oldu ve bugün tamamı hazırladığımız basın bildirisinde. Şu an hatta ben burada size yayına bağlanırken basın bildirimizle mail olarak size ulaşmış olması lazım. Bakalım, evet, buyurun. Evet. Arzu ederseniz benim önümde de açıktır. Size buradan okuyabilirim. Lütfen, lütfen. Tabii ki siz okuyun diyecektim zaten. Evet. Buyurun. Aşağıda belirtilen spor federasyonları ve motor sporları kurumları başkanları 21 Mayıs Cuma akşamı Milli Olimpiyat Komitesi konusu başta olmak üzere spor federasyonlarının ve ülke sporunun ortak sorunlarının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Evet. Katılan herkesin söz aldığı ve ele alınan konuların ülke sporu için önemi ve ivediliği konusunda görüş birliğine vardığı toplantıda alınan kararlar ve açıklama kamuoyu ile paylaşılmak üzere aşağıda belirtilmiştir. Evet. Aşağıda belirtilen spor federasyonları ve otomobil sporları kurumları olarak birçoğu 10 yılı aşkın bir süredir sürüncemede bırakılan ve aşağıda başlıklar halinde belirtilen temel ve ortak sorunları çözmek adına birlikte hareket etme kararlılığında olduğumuzu kamuoyu ve diğer tüm federasyonlarımızla paylaşmak isteriz. Ne güzel. Camialarımızın güç birliği ve elbette sporun herkesi ve her kesimi kucaklayıcı etik değerleri kapsamında birlikte yürütme kararlılığında olduğumuz bu sürecin tek amacı ülke sporunun hak ettiği yere ulaşabilmesini sağlamaktır. Evet. Biz başkan ve yöneticilerin gönüllülük esasına dayalı varlık sebebimiz de gönül verdiğimiz her bir spor dalını tüm kulüp ve sporcularımızı kucaklayarak geliştirmek, yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılacak başarılar elde etmektir. Evet. Ancak yapılan değerlendirmelerde yeniden tespit edilmiştir ki ortak ve temel sorunlarımızı münferit çabalarla aşmamız mümkün olmadığı gibi güç birliğiyle ülke sporunun önünde duran bu temel sorunları aşmadan kendi branşlarımızda
gönüllülük esasıyla yürüttüğümüz özverili çalışmaların hak ettiği karşılığı bulması da mümkün olmayacaktır. Evet. Bu ilk toplantımızda birlikte hareket ederek çözüme kavuşturulması için mücadele vereceğimiz öncelikli sorunlar şu şekilde tespit edilmiştir. 1. Milli Olimpiyat Komitesi. 2. Yeni ve çağdaş bir sponsorluk yasası. Evet. 3. Spor fonu kaynaklarının korunması. 4. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeniden hayata geçirilmesi. 5. Yasa ve tüzüklerin revize edilmesi. Burada bahsettiğimiz beden eğitimi ve spor yasası ve evet, spor şurası tüzüğü, ödüllendirme tüzüğü gibi tüzüklerdir. Evet. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yeniden hayata geçirilmesi çok özel bir istek. İnşallah başarılı olur. İnşallah. Arzuladığımız o. Alınan kararları da paylaşmak istiyorum. Lütfen. Bu ilk toplantıda belirlenen ve yukarıda özetle açıklanan ortak ve temel sorunların üzerine güç birliğiyle gidilerek çözüm sağlanması konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmasına karar verilmiştir. Güzel. Belirtilen konuların her birinin çözümü için hangi çalışmaların ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin tespiti ve bu çalışmaların organizasyonunu sağlayacak görevlendirmeleri gerçekleştirmek üzere 3 Haziran 2020 Çarşamba akşamı saat 19'da Tenis Federasyonu binasında yeniden toplanılmasına karar verilmiştir. Evet. Özellikle spor basınımızın, spor federasyonlarının bu konudaki hareketlenmesine gösterdikleri evet, ilgi için teşekkür eder. Konunun kamuoyuyla en geniş bir şekilde paylaşılması için katkılarını talep ederiz. Bu açıklamaya imza koyan kurum ve federasyonları da saymak istiyorum. Lütfen. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, KKTC Güreş Federasyonu, KKTC Jimnastik Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Touring ve Otomobil Kurumu, KKTC Atıcılık Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, Kıbrıs Türk KKTC Golf Federasyonu, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, KKTC Kickbox Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu, KKTC Herkes İçin Spor Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Rally Kurumu, Güzel Yurt Klasik Araçlar Kurumu, KKTC Eskrim Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kurumu, KKTC Avcılık Federasyonu, KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Evet. Yani şöyle bir baktığımız zaman aslında spor federasyonlarının neredeyse motor sporları geçiyordu. Şöyle bir şey söyleyebilirim. O noktada aslında federasyonların bir kısmı ilk başta birazcık bu birlikteliğe inanmadılar diyeyim. Yani inançları çok güçlü değil. Ama bir bölüm de var ki şu an yönetim kurullarından katılamadıkları için dünkü toplantıya gerekli yetkiyi alıp buraya imza koyamadılar. Fakat koymak isteyen federasyonlarımız da var. Mutlaka. Yani ben voleybol federasyonu, handbol federasyonu, basketbol federasyonunu bu imzalarda görmek isterdim ilk toplantıda. Biliyorum ki destek veriyorlar ama. Evet. Onu biliyorum. Onu 3 Haziran'daki toplantıda daha geniş bir katılım bekliyoruz. Motorspor kurumlarına gelirsek Sayın Kral takdir edersiniz ki motorsporları bu ülkede çok ciddi seyircisi olan, ilgi gören fakat federasyonlaşamayan evet, bir spor branşımızdır. Biz o yüzden spora katkı koyan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak her kurumu, kuruluşu böyle bir birlikteliğin içerisinde görmeyi arzuladığımızı herkese bildirdik ve evet, o şekilde yola çıktık. İnşallah ben çok daha geniş kitlelere ulaşacağımıza inanıyorum. Evet. Hayırlısı olsun. İnşallah diyorum. Bu bir başlangıç. Özellikle dün de belirttim zaten Milli Olimpiyat Komitesi konusunda çok ciddi bir adım atılması lazım. Şu an bana göre de savcılıktan derhal tüzük geri çağrılması lazım. Spor federasyonlarının hemfikir olacağı bir hegemonyasında olacağı bir Milli Olimpiyat Komitesi'ni arzuluyoruz. Kendine iyi bak sevgili Gazioğlu.
Tenis Federasyonu ile Tenis Spor Federasyonlarının bayramı kutlu olsun efendim. Evet, herkesin bayramını biz de şimdiden kutluyoruz. İyi yayınlar tekrardan. Çok teşekkürler. Evet, bize ayrılan sürede burada sona erdi. Bayram boyunca burada olmayacağız tabii ki. Dediğim gibi ama gönlümüz size çarşamba günü görüşeceğiz. Evet, erikli suyumuz. Susuzluğumuzu giderirken işte Ritter Spor Çikolatamız Sanpex firmasının getirdiği ve tam bayramlık efendim. Tam bayramlık. Beyaz çikolata fındıklı. Bak bütün fındıklar gözüküyor. Evet sevgili İlker'le birlikte nice güzel bayramlar. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Allah'a ısmarladık.